Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydınlar olsun. Bu vesileyle bugün malumunuz Mevlüt Kandili. Tüm İslam aleminin, sizlerin Mevlüt Kandilinizi de bu vesileyle kutlayalım. Ben de Allah alem İslam'ın Mevlütlere, sevenlerinize, sevdiklerinizle birlikte kavuşmayı nasip etsin. Amin. Şimdi tabii gündem Fransa'da Charlie Hebdo'nun çok ağır hakaret içeren karikatürü. Yani bunların zaten hani bir sınırı olmadığı ahlaksızlıkta bilinen bir şey. Dün bu yayınlanınca Türkiye'den büyük tepki oldu. Evet. Her kademeden büyük tepki oldu. Günün manşetine de bununla başlayacağız. Karikatürü yayınlamayacağız elbette. Hem RTÜK açısından uygun değil ama onun daha da ötesi bu rezaleti yayınlayarak onların seviyesine düşmenin bir anlamı yok ama bununla ilgili yorumlarımızı, bununla ilgili söylenen sözleri, verilen tepkileri elbette günün manşetinde Hikmet Genç'le birlikte değerlendireceğiz deyip günün manşetine başlayalım. Şöyle söyleyeyim hani karikatür diyoruz ama yani bu da karikatürden mi denir mi denmez mi bilmem yani çok tartışılır. Yani bu mizah da değil yani. Zaten Charlie Hebdo'nun daha önce yapmış olduğu, herkes Charlie Hebdo falan diyor ya, Fransızca Charles Hebdo diye söyledim yani. Yanlış mı? Charlie Hebdo. Onun daha önce yapmış olduğu şeyi de aynı şekilde ben karikatür kapsamında değerlendiremem. Yani bir milletin değerlerine, kültüre, inanca, herhangi bir şeye ağır hakaret etmek karikatürü ya da mizahla açıklanacak bir şey değil. Ha bunu kabul edecek olan o midede, o kafada, o tıynette insanlar olabilir. Ama o kendi aralarında kendi yapabileceği bir şeydir. Yani kendi arasındaki bir takım değerler içerisinde bunu yapabilirsin. Başkasına bunu yapamazsın. Öyle bir şeye izin verilmesi mümkün değil. Daha önce de aynı dergi, Charlie Hebdo dergisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bugün de Mevlüt Kandili, orada tekrar insanı hatırlıyor yani bunları. Arda arda tam da Mevlüt Kandili bir gün önce bunu yapıyor. Kapak halinde yayınlamış. Daha önce de yapmıştı. Ağır hakaretler içeren, içinde tahkir olan bu kadar kötü bir şey karikatür adı altında yayınlanması tüm İslam dünyası tarafından telin edilmişti. Şimdi bunlar böyle çok münferit olaylar değil. Bütün bunları şimdi bunu bu hale getiren kim? Macron. Yani aslında bu bir mizah dergisinin bir mizah anlayışı falan da değil yani. Bu işi başlatan Macron, Fransa başta olmak üzere ve Avrupa'daki İslamofobik halkalar bunu kendi arasında yaymaya çalışıyor. Direkt olarak Erdoğan'ı hedef alıyorlar. Aslında belki de dün çok uzun uzun tartıştık. Uzun uzun yorumladık ve bizim dediğimizde teyit ediyorlar bu şekilde. Çünkü dün akşam işte bu ancak bu rezil şeye ulaştık. Onun için söylüyorum. Dün demiştik bize yani ki Erdoğan kendisi de ifade etti bunu. Çok gizli saklı bir şey değil. Akıllarına Türkiye, Türk dediğin zaman İslam ve Müslüman geliyor. Aynen öyle. Akıllarına Türkiye, Anadolu coğrafyası, bu taraflar deyince akıllarına Osmanlı geliyor. Akıllarına Viyana geliyor, Kafkaslar geliyor, Orta Doğu geliyor. Akıllarına onları bu topraklara gömdüğümüz Haçlı ordusu geliyor. Bütün bunlar hafızalarında. Ya bu yok çağdaş dünyanın bilmem nesi, bunu böyle karıştırmayın diyen şevalaklara da buradan sesleneyim. Karıştırın. Bak bir daha söylüyorum. Ya eğer sen hala bu işi evrensel normlar, demokrasi, insan hakları, özgürlük, sınırsız bilmem ne, yok böyle bir şey. Hala bu saftiriklik, eğer hakikaten böyle düşünüyorsanız, bu saftiriklik içerisinde yaşıyorsanız çok büyük hata içerisindesin. Ama bunu kasti bir şekilde buna onaylıyorsan da zaten rezilsin. Rezil rüsva bir insansın. Bu topraklarda yaşayıp da bunları onaylayabilecek durumdaysan. Asla kabul edilecek şeyler değil bunlar. Yani bunu şöyle açıkça söyleyelim. Hani sert ifadeler her zaman kullanılır, konuşulur, tartışılır. Karşılıklı topa sert girilebilir. O başka bir hadise. Ama çok sefil, süfli, alçak, seviyesiz şeyi mizah diye ortaya koyup ben eleştiri yaptım, burada bir mizah yaptım deyip de ortaya koymak. Yani bu çok kabul edilecek bir şey değil. Bu hiç kimse için bir şey. Yani bu Avrupa için de değil. İnsanoğlu için de kullanılmaz böyle şimdi şeye bakıyorsun. Çok alçakça. Derginin yani kendisine bakıyorsun. Burada. Kendisine herhangi bir mevzuyla ilgili olarak
sınır tanımadıkları yönünde açıklama yapıyorlar. Yani deli derim o zaman. Adam sen çok hoşuma gidiyor. Geçen bir yerde de kullandım. Yani hani sınırsız özgürlük delilere mahsustur sözün. Evet. Çok hoşuma gidiyor hakikaten. Sık sık da kullanıyorum senden alıntılayarak. Fakat işin içine girip baktığınızda aslında durumun böyle olmadığını da net bir şekilde görüyorsunuz. Tabii. Hatırlatmak babından söylüyorum. Aynı dergi Yahudilikle ilgili bir karikatür yayınladı. Tam sayfa. Yahudilikle ilgili. Hani sınır tanımıyorlar ya. Tabii. Hiç onlar bizim açımızdan şey İnsan, değil diyor. İnsan, kozmos, dünya. Hiç şey umurlarında yok. Değil tabii. Umurlarında değil. Fakat ne oldu? Ne oldu? Şimdi sen Peygamber Efendimiz'in fotoğraflarını hesapta yani karikatürünü falan yapıyorsun. Bir şekil çiziyorsun. Hatta Fransa devleti olarak buna sahip çıkıyor. Devlet kamu binalarına falan yansıtıyor. Sırf Türkiye'yi ya da Müslümanları bir şekilde rencide etmek için. Fakat mesele Yahudilikle ilgili, Musevilikle ilgili bir karikatür yayınladığında karikatürü yapan çizeri kovuyorsun mesela tepkiler üzerine. Aa olmaz bu kadar da falan diyorsun. Şimdi bunları yan yana koyduğunda amacın yok biz çok özgürüz, sınırsız özgürlüğümüz var, hiç öyle dilin kemiği hiç yok, olmadı. İstediğimizi yaparız ederiz. Modeli olmadığı net bir şekilde gözüküyor. Kovdular. Yahudilikle ilgili bir karikatür bastırdı. Orada sınır mı var demek ki? Yok, var. Sınırsız özgürlük var. Kozmoza kadar yani galaksileri aşıyoruz. Tabii mevzu Yahudilik olduğunda ama. Çünkü bunlar hani ateist, dinsiz, dine falan inanmıyorlar. Bir sürü şey kendilerine göre aptalca sıfatları var. Ben öyle de görüyorum. Ama mesele Müslümanlık olduğunda sınırsız bir özgürlüğe sahipler. Ama mevzu Yahudilik olduğunda bir karikatür çizildi diye hemen işten kovuyorlar. Çizerlerini. Neyse geçin bunlar çok önemli değil. Kendi içlerindeki tutarsızlıkları söylemenin bir anlamı yok. Öyle olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi bir tepkilere de bakalım. Çünkü hakikaten her katmandan ve her seviyede tepki var. Evet. Kimisi üslubunu bozmadan bunların yapmış olduğu ahlaksızlıkları dile getiriyor. Kimisi de hani anlayacakları dilden cevaplar veriyorlar. Şimdi o anlayacakları dilden cevaplar verenlere de çok fazla bu hususta eleştirmemek lazım. Yani hani literatürümüzde bir söz var. Buraya uyar mı çok emin değilim ama dinsizin hakkından imansız gelir cümlesi var ya. Böyle başı böyle tarak. Aynen öyle. Bunları cevap verenlere de çok yadırgamıyorum açıkçası. Ha üslup başka bir şey. Yani herkesi yüreğini soğutmak için kullandığı cümleler kendilerini bağlar. O ayrı bir mesele. Haksız görmüyorum. Çünkü bu kadar ağır hakaretlerin yapıldığı yerde verilen karşılık o kadar ağır olamıyor maalesef. Yani. Yani hangi çünkü sosyolojiyle açıklayacaksın? Aynen hangi öyle. Psikolojiyle açıklayacaksın? Şimdi bayağı aşağılık hakaret ediyor adam sana. Yani hani onların yani adam sana onların seviyesine ne yapıyorsun? Onların seviyesine inebilmemiz mümkün değil. Değil. O kadar inemeyiz. Mümkün yani. Değil yani inemiyoruz, inemeyiz. Zorlasan da olmaz. Buna müsaade etmiyor. Tabii. Ama yani onların seviyesine inemese bile belirli bir noktaya kadar gelen açıklamalar da var. Dediğim gibi onları da çok yadırgamıyorum. Çünkü yüreği soğutması lazım. İnsani reflekstir ya. O kadar. Kolay değil yani. Şimdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün açıklaması var konuyla ilgili. Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddete kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir diyor Cumhurbaşkanı evet. Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuyla ilgili açıklaması var. Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek. Faşizm ve faşistler kaybedecek cümlesiyle de konuyla ilgili açıklamayı yaptı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Ömer Çelik'in AK Parti sözcüsünün, hükümet sözcüsünün açıklaması var konuyla ilgili. O da şunu söylüyor. Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil, inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Bunların inancı ve kişi haklarına karşı nefret üreten yayınları asla fikir özgürlüğü değildir. Fikir özgürlüğünü inanç düşmanlığıyla boğmaya çalışan bir barbarlıktır şeklinde açıklamaları var. Uzun da bir açıklama yapmış Ömer Çelik. Bu şekilde tepki gösteriyor. Devam ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce, biz yayına başlamadan önce 29 Ekim
Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü ile ilgili bir açıklaması vardı. O açıklamada da sarf ettiği bir cümle var. Önemli. Şunu söylüyor. Ülkemize yönelik saldırıların cephesi genişliyor ifadesini kullandı. Saldırıların sayısı ve dozu artıyor. Saldırı dalgasını boşa çıkartıyoruz. Hiç merak etmeyin cümlesiyle de gerekli cevabı veriyor. Çünkü hikaye şu biraz. Şimdi birazdan Halk TV'den bir video yayınlayacağım. O kadar naifler ki, tırnak içinde söylüyorum, mevzu Erdoğan olduğunda çok naifler. İnanılmaz derecede naifler. Ama İngiltere'ye, Fransa'ya faşist dedi Erdoğan. Almanya Merkel'e işte Nazi falan filan dedi. Alman kanunlarına göre bunu söylemek zaten suç. Erdoğan çok ağır cevap verdi. Olmamalıydı böyle. Çok naif ifadeler falan var. Dipten Barış arkadaşın sesi geliyor. Tamam mı? Ya bu diyor Türkiye'ye yönelik mevzu değil. Bu direkt Erdoğan'a hedef alıyorlar diyor. Erdoğan biliyorsun uzaydan geldi. Türkiye ile uzaktan yakından alakası yok. Bu derecede süfliler. Evet. Bu derecede de ihanet içindeler. Evet. Ya senin ülkenin cumhurbaşkanı. Hani Yılmaz Özdil'in bozuk saat hesabı bir kere doğruyu söyleyebilecek nokta. Bir kere. Ömrü hayatınızda gelin. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu ülkenin cumhurbaşkanı. Evet. Ve sizin cumhurbaşkanınıza, bizim cumhurbaşkanımıza bu ifadeyi söyleyenler kim olursa olsun bu ülkenin vatandaşı olarak cevap vermek, kınamak, telin etmek ve gücün yettiği müddetçe buna karşı gelmek durumundasın. Bu ülkenin vatandaşı olduğuna inanıyorsan, bir insan olduğuna inanıyorsan, inanç özgürlüğüne inanıyorsan bunları söylemen gerek. Ama ne diyorlar ya bu bizim Türkiye ile ilgisi yok bunun ya bunu direkt Erdoğan'a hedef alıyorlar. Şimdi bir şey söyleyeceğim bununla ilgili tam da bununla ilgili çünkü vurguladığında videodan önce söyleyeyim de. Olabilir mi ya? Bu inan şey yani ifade özgürlüğü, özgürlükler noktası, demokrasi falan filan diye yani bize hep karikatür ama kardeşim bunları da artık yani kabullenin yani Batı böyle bir dünya. Burada Batı'da özgürlük bu noktada. Sınır tanımayan insanlar veyahut da işte özgürlüğün sınırı çizilemez falan filan gibi. Ya o seni bağlar. Tamam. Sen Batı'da işte Danimarka'da olduğu gibi başka ülkelerde olduğu gibi eşcinsel evliliği de kabul edebilirsin. Senin için mesela bazı görseller insanları tahkir etmez. Adam onu yani normal karşılığı olabilir. Ama bu şöyle bir şey var. Sen eğer dünyanın başka bir tarafındaki başka bir kültürle ilgili bir şey yapıyorsan o kültürde o nasıl algılandığını da çok iyi anlaman lazım. Bak bir daha söylüyorum. Yani Fransa, Charles Hebdo gibi sefiller veyahut da herhangi bir mizah dergisi, yazı, o şu bu fark etmez. Görselinde, yazısında ve ifadesinde mesela Batı'da bazı ifadeler, hem yani bizim namus kavramı çerçevesinde kullandığımız kültürümüz, inancımız gereği. Sadece bu Anadolu değil. Eskimoların da farklı inançları var. Afrika'da başka bir şey var. Burada onlara da onlara yönelik bir şey kullandığın zaman bu senin sınırsız özgürlüğün. Ben de zaten biz böyleyiz. Kendi kendimize de bunu yapıyoruz. Kendi kendime de böyle koyuyorum ben. O seni bağlar. Koy kendi kendine. Ama beni bağlamaz. Benim algı farklı. Ben o karikatürün muhtevasından söz ediyorum. Yani Türkiye'de olmadı mesela. Daha önce Türkiye'de bir takım dergilerde işte bazı kendi mizah ustası sandıklı tipler çıkıp da Erdoğan'la ilgili, Türkiye'yle ilgili, Müslümanlarla ilgili çizimler yapmışlardır. Zamanında Gırgır vardı. Ben Gırgır yazı yazdığımı hatırlarım. Yani protesto yazısı yazdığımı hatırlarım. Peygamberi konuşturan falan yazı. O anda ortadan kaybolmuştu. Çünkü pardon dediler. Özür dileriz dediler. Ki orada fotoğraf yok. Sadece bir resim var. Bu insanların itikadına dokunur. Acı olur. Şimdi bu böyle düşünmek lazım. Yani sen benim için çok kutsal olan, benim için çok değerli olan, insanların birbirine hayatını, ömrünü ortaya koyabileceği değerleri üzerinden saldırırsan ama beni bağlamıyor. O seni bağlamaz. Gidin kendi kendine çıplak fotoğrafı koyacaksınız. Efendim Merkel'i domuz çizmiş. Çizmişsiniz zaten yiyorsunuz o domuzu. Yani domuz çizilmesi sadece sert eleştiriye giriyor. Sizin, orada olabilir. Sizin kültürünüzde burada bir hakaret olmuyor ki. Tabii yani. Çılçıplak çizmişler. O senin kültüründe anlaşılıyor olabilir. Buyurun çizin. Ne yaparsanız yapın. Ama benim kültürümde, başka bir toplumun kültüründe sosyolojiyi düşünmen lazım. Ben eleştirirken eleştiremezsin. Böyle bir hakkın yok. Yaptığın alçaklıktır. Ben de bunun mukabilinde sana bütün bunları söyleme hakkına sahip kalırım. Onu bırak. Bir de yani olayın şey yönüne de bak. Yani aynı insanlar, aynı kişiler Peygamberimiz Aleyhisselam'a yönelik ki biz kendi inancımızda 1400 yıl boyunca Peygamberimizin sureti hiçbir şekilde, hiçbir mezhepte
yoktur, çizilmemiştir. Böyle bir kutsallık atfettiğimiz bir şey vardır orada. Bir incelik, bir hassasiyet var. Sen burada çıkacaksın. Artı hem söylediğine ek olarak senin, tırnak içinde söylüyorum, düşmanın olanlar da bu yola tevessül etmemişlerdir bu zamana kadar. Kadar. Buna bu hassasiyeti Haçlılar bile o dönemlerde saygı göstermişlerdir. Kastım oydu. Kitabını atmıştır, itmiştir, yakmış olabilir ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın suretini hiç kimse çizmemiştir. Çünkü bu bizim dinimizdeki bir incelik, bir çizgidir bu. Yani kutsallık atfettiğimiz bir şey bu. Bizim için mukaddes bir hadise. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sureti olmaz. Sen bunu gidip en yüksek kertede çıkıp da fotoğrafınız karikatür, yani suretini karikatürize hale getirip bir de üzerine hakaret edeceksin. Ve sen bunu diyeceksin, ben bunu kabul et. Bunu kabul edip ben özgürüm. Ya sen kendi arada ne alt yiyorsan ye. Yani diyorum ya senin, ama beni şimdi burada bu böyleyken sen buraya geliyorsun. Ya kabul et, etme. Meydan okuyor mu? Okuyor. Hepinize gerekli dersi veriyor mu? Veriyor. Mücadele var mı? Var. Sonuna kadar et mücadeleni. Yok efendim, kameralardan başla. Yok şunu vermem de, siyaseten NATO'da bilmem ne de başka bir hadise. Tabii. Ama sen dönüp de Erdoğan'a bizim toplum olarak asla kabul edemeyeceğimiz, insanların birbirine namus davası diye silah çektiği bir toplumdan bahsediyoruz ya. Olumlayarak söylemiyorum. Ama hayatlarını namus, ahlak ve çizgileri olan bir toplumuz biz ve bu böyleyiz biz bu. Yani bunu göreceksin. Hakkın yok. Aynen öyle. Anlıyor musun? Biz bu konuda gerektiğinde kanımızı canımızı ortaya koymuş milletiz. Sen nasıl bilmem ne bayrağına, horoza, bilmem nereye veyahut da işte Papa'nın verdiği emirle kutsal Filiz topraklarına gidiyorum diye çıkıyorsun yola. Bizim de kutsalımız, hayatımızı ortaya koyacağımız çizgilerimiz, değerlerimiz, namusumuz, ahlakımız var. Ve buna dokunamazsın. Böyle bir hakkın yok. Her türlü şeyi söylemeye, her türlü müdahale hakkına sahibim ben bu saatten sonra. Sen benim sevdiğim toplumun büyük bir kesiminin, bu topraklara ait olan sizin tamamının, hatta kendisi oy vermeyenlerin dahi saygı duyduğu ve gücünü çok iyi bildiği böyle bir kişiye, Recep Tayyip Erdoğan'a dönelik bir efendim ben mizah yaptım diye kendi kendinize her türlü fotoğrafı ahlaksız yapıp da biz zaten böyle yapıyoruz deyip de buraya yönelik bir saldırıya girdiği zaman bu toplumun tamamını karşısında görürsün. Ama bunun istisnaları vardır. Çekirdeği, mayası bozuk olan tipler de böyle bir saldırıyı görmezden gelebilir. Onlar için bir şey söylemiyorum. Videona atıf olsun diye söylüyorum. Evet, dün de evvelsi gün yine İbrahim Kalın'ın bir tweet'i vardı. O senin tam söylediğini mayası bozuklar vardır her toplumda. Şunu söylüyordu. Bizde de var. Bazıları diyor Peygamber Efendimiz'i canımızdan çok sevdiğimizi anlamayabilir. Ona yapılan hakareti kendimize yapılmış kabul ettiğimizi kavrayamayabilir. Heh, bravo. Ona çok olan muhabbetimize fanatizm diyebilir. Bu onların nasipsizliğidir. Biz bunu onlara da ısrarla en güzel şekilde anlatacağız cümlesini. Biz bize yapılmış bulunuyor. Gibi görüyoruz. Yani bitti olay şeyde. Yani. Bir hiç şey yok, gerisi yok. Tabii şimdi dönüp bakıyorsun Hikmet. Yani bu aslında Charles Hebdo'nun ilk vukuatı değil zaten. Hani evet şeyleri yani, görüyoruz, yani ediyoruz. Fakat Charles Hebdo'yla da başlayan bir şey değil bu. Yani şöyle biraz daha geriye gittiğinde, birazdan kalsın bir 100 yıl daha geriye gittiğinde yine aynı yayın organları, tırnak içinde söylüyorum, farklı isimler alan fakat aynı merkezden çıktığı, aynı zihin merkezinden çıktığı belli olan dergiler 1900'lü yıllarda da Sultan Abdülhamit Han için aynı şeyleri yapıyorlardı. Nerede o şeyler? Var mıydı o karikatürler? O zaman da içimizdeki mayası bozuklar. Tabii yani onlar da çok olumluydu. Nesevi gayri sahihler de o zaman işte daha seviniyorlardı. Kızıl Sultan demeleri, diğer şeyler. Şu görüntüler var evet, mesela. Evet evet çok iyi hatırlıyorum. Bunlar zamanında işte kesilmiş, bilmem neler şu olmuş, bu olmuş şey işte. Fotoğraflar Abdülhamit Han'la ilgili, bak bir başka fotoğraf, Lopetti Journal diye bir dergi aynı şeyi anlatıyor. Bir tane daha vardı, hatta iki tane daha olması lazım. Şurada mesela yine Sultan Abdülhamit Han'ı işte Kızıl Sultan'dan kastı, herkesi öldürdü ettiği falan filan cümleleriyle böyle bir şey tutturmaya çalıştılar. Fakat hikaye şuydu o dönemde de yiyip ham yapmak istedikleri bir imparatorluk vardı. Bu yiyip bitirmek ya da parçalamak istedikleri imparatorluğu 33 yıl boyunca yekpare tutan, bunların böyle iştahlarını körelten bir padişah
bunların hedefine gelmek mecburiyetindeydi zaten. Evet. Ne yaptılar? Bu karikatürlerle, bu söylemlerle, Jön Türkleriyle, iddiatçılarıyla, ondan sonracıma yok jurnal teşkilatı kurdu, yok onun kafası... Devşirmeleriyle, içimizdeki devşirmeleriyle. Aynen öyle. Dışarıdaki yayın organlarıyla, bu yazmış oldukları çizgi dergilerle falan. Abdülhamit bunların yani topluma faydası, topluma zararlı olacağını düşündüğü dergiye toplattığı zaman da vay efendim basın özgürlüğüne karşı burada özgürlük yok bilmem şu bu falan filan demeye başlar. Değişmiyor. Evet, değişmiyor. Değişmiyor. Yani kötülük, kötü ruh bunların beslendikleri nokta değişmediği için ve hedefleri farklı olduğu için bu tarz ahlaksızlıkları değişmiyor. 100 yıl önce de farklı şekilde karikatürize ediyorlardı bir şeyler yap. Ama hikaye şu, 100 yıl önce yaptıklarından netice alıyorlardı. Şimdi dönüyorsun, geliyorsun. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret, Peygamber Efendimiz'e hakaret. Artık bunların bir karşılığı yok. Fransa'nın içerisinde, Fransa içerisindeki Müslümanlar ellerinde Türk bayraklarıyla Fransız hükümetini protesto ediyorlar. Peygamber Efendimiz'e hakaretten dolayı. Bunların, işte Macron söylüyor bazı Orta Doğu ülkelerine, tarihin yanlış tarafında bulunuyorsunuz, ediyorsunuz diye abuk subuk saçma sapan kendi iç politikadaki başarısızlığını bir şekilde farklı bir yola evrilterek bir sonraki seçimleri kazanma hedefiyle bu fanatizm, ırkçılık rüzgarını yelkenini rüzgarıyla körüklüyor. Eyvallah. Onun başarısızlığı, onun kabiliyetsizliği olabilir bu ama başarılı olamıyorlar. Erdoğan'ın dediği o zaten az önceki. Kuduruyorlar tabii. Kuduruyorlar. Kudurmuş it gibi avlamaya başlıyorlar. Çünkü artık sonra hedef genişletiyorlar, cepheyi genişletiyorlar, tabii. Şu oluyor bu oluyor ama Türkiye bunların hepsini böyle pat 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 boşa çıkartıyor. Boşa çıkartınca bunların kudurma level'ları, kudurma seviyeleri bir üst noktaya çıkıyor ama dediğim gibi bu ülkenin koruma kalkanına çizik bile atamıyorlar artık. Önceden böyle deviriyorlardı, anlaşma imzalatıyorlardı. Şu oluyordu, bu oluyordu, geri adım attırıyorlardı. Şimdi bunlardan başarılı olamayınca dozu artırıyorlar ama bizim burada yapacağımız mevzu dediğim gibi yani en sert bir şekilde bunları kınamak. Evet. İçeride muhalefetin de kerhen de olsa destek verdiler. Yani hani Faik Öztrak Fransa'ya en azından bu ambargo ile ilgili biz de hükümetin yanındayız, doğru bir karardır dedi. Partiler ortak imza attılar falan ama Kemal Bey evet. Mesela yani bambaşka bir noktaya gitti. Başka bir yere gitti yani. Şimdi içimizdekileri de konuşalım madem. Yani Fransa'ya bunları söyledik ettik ama bak Halk TV'de bir yayın. Yayında Elif Tataroğlu dedi, soy ismini tam alamadım bir şeyde. Tanımıyorum da bilmiyorum kim olduğunu da. Bir yorumda bulunuyor. Şimdi bakın. Bunların bu ülkenin yüzünü göstermek açısından tabii, bu tür videoları veriyoruz. Yoksa yani hani bunların bir inatlama hali yok. Yani aynen bunlar öyle. Bu süfli adamların bak, bunların. Bu ülkenin cumhurbaşkanını öyle veya böyle. Tamam sen istersin istemezsin, seversin sevmezsin, kabul edersin etmezsin. Bunlar bu senin var. Sorunun. Ama bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanını ve bu ülkeyi temsil eden bir kişiye, bir konuma, bir sıfata, bir zata İnanılmaz ağır hakaretler yapılıyor, cümleler söyleniyor, bilmem şunu yapılıyor, bunu yapılıyor. Burada yapabileceğin en kötü iş bak, ya Marine Le Pen kadar olun be kardeşim. Yani Macron'un kanlı bıçaklı düşmanı, fakat işte ben Macron'un dış politikada yanındayım dedikleri doğrudur, arkasındayız, destekliyoruz cümlesini kurabiliyor. Ya da içerideki adamlar dışarıda mevzulca yapıyor. Erdoğan'a bu kadar hakaret, ülkemize bu kadar baskı olduğu bir dönemde Erdoğan bunların yaptıklarını açık, net bir şekilde hiç öyle diplomatik dil kullanmadan yaptığınız faşizmdir, yaptığınız ırkçılıktır, siz nazizm kokuyorsunuz. Nazizmin Müslümanlar üzerine yapılan farklı bir versiyonudur. 1900'lü yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yahudilere yaptınız, şimdi aynı yapmış olduğunuz işleri günümüzde Müslümanlara yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuzun, Yahudilere yaptığınız nazizmden bir farkı yok cümlesini kullandığı zaman bakın nasıl yorumluyorlar Halk TV'de bu ülkenin tırnak içerisinde vatandaşları. Buyurun. Fransa'da Macron'da kendi iç siyasetini inşa edebilmek için dozu çok arttırıyor. Hı. Ama yine de Erol Bey'in söylediklerine katılıyorum. Bu son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Yani o da bunları çok yükseltti. Yani Nazi benzetmesi, faşist demesi, bunlar Almanya'da akli melekelerini yitirmiş. Almanya'da şeyden. Anayasal suç aslında. Nazizm yani anayasal suç şu anda. Dolayısıyla bu gerçekten onlar için çok ağır bir hakaret.
Devam var, hayır, sesi duyacağım. Almayın sesi. Siyasetini inşa edebilmek için dozu çok arttırıyor. Hayır, dipte bir ses daha vardı. Kısmayın ama yine de Erol Bey'in söylediklerine katılıyorum. O arkadaşın cümlesi var orada. Bu son tahlilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar hem Macron'a yönelik hem de Merkel'e yönelik söylenmeyecek dozda. Yani o da bunları çok yükseltti. Yani Nazi benzetmesi, faşist demesi, bunlar Almanya'da akli melekelerini yitirmiş. Almanya'da anayasal suç aslında Nazizm, yani anayasal suç şu anda. Dolayısıyla bu gerçekten onlar için çok ağır bir hakaret. Yok, sesi, Fransa'da Macron'da kendi iç siyaseti. Barış arkadaşın sesiydi. Sesten aldığım görüntülerde yoktu. Ama ya zaten diyor, bu direkt diyor yani Türkiye'ye yönelik bir şey değil bu. Fransa'nın ve Almanya'nın bu eleştiri Türkiye'ye yönelik değil. Bu direkt Erdoğan'ı falan hedef alıyorlar. Yani bizim evet. Alakası yok diyor adam. Erdoğan da zaten Kenya'nın cumhurbaşkanıydı. Yani bu arkadaşın da bu ifade. Biraz önce söyledim. Yani Charles Hebdo gibi, yani anlattık durumu, bir ahlaksızlığı, çözülmüş bir toplum düşün. Ahlakıyla, her şeyle, materyalist bir toplum düşün. Bizim bakış açımız böyle. Ahlaksızlığı ortada olan ve bir oturup da efendim mizahı altında yapılan bir şeyi anlattık durduk. Burada böyle bir şey var. Bu vaka. Daha önce Peygamber Aleyhisselam yapmışlardı. Yapmaya devam ediyorlar. Aynı şahane var, bizde de var. Yani bu deminki o ifade onunla ilgili. Yani ne diyecek? Şunu söyleyeyim. Yani Alman anayasasına göre suç diyor. Ya Allah akıl fikir versin. Söyleyecek laf bulamıyorum. Dediğim gibi ya, bizi bağlayan şeyler var. Buradan sevgili izleyicilerimiz de anlıyordur içimizdeki ateşi. Rütük var. Belli şartlar var tabii. Burada konuşuyoruz. Zaman zaman topa da sert giriyoruz ama. Ya Elfin Tataroğlu'ymuş, pardon. 2010-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmış. Oradan çıkar bu tipler. Milletvekili adayıymış. İzmir'den milletvekili tabii, adayıymış. Başka türlü bulamazsın. Yani o siyasi şeyden, çizgiden çıkar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu kadar çok bu ülkeye yabancı, bu kadar çok bu ülkeye kendini aidiyet hissetmeyen ve kimin hesabına çalıştığını bilmediğim o kadar çok insan var ki bazen maalesef beni çıldırtan da bunlar yani. Şimdi, ya diyorum ya, Charles Hebdo onu yapmış, içeride diyor ki Alman anayasası. Yahu sen nerede yaşıyorsun ya? Yani Türkiye'nin bir anayasası, Türkiye'nin bir kültürü, Türkiye'nin bu toprakların bir mayası var. Bununla alakan yok mu senin? Yok. Alman anayasasına göre çok yanlış bir şey yaptık. Fransa anayasasına göre hatalıydık. Efendim işte Amerikan anayasasına göre şudur. Şuydu. Efendim Güney Afrika'ya göre böyle olur. Afrika kabilesine şöyle olur. Bir tek buraya ait olamadınız. Her halt oldunuz. Her türlü edepsizlik, ahlaksızlık için ama onlara saygı göz diyebiliyorsunuz. Şu topraklara ait olan değerler üzerinden bir buraya aitizle ilgili bir cümle kuramıyorsunuz ya. Bizim anayasamız yok Harikasın mu? Hikmet. Bizim kültürümüz yok mu? O karikatürleri seni çizseler, senin ailet ne dersin? Bunu bileceksin. Ama ben de onları hak ettim. Hak ettin demek istiyor aslında bir yerde. Bir öyle ya, dayanamıyorum o yani. Son bölüm sadece şey. Efendim bunlar yaparsan çok da dozu yükseltti Erdoğan diyor. Yani bir şey, madem ki bunlar iyi bir şeyler, seni çizsinler de öyle. Ben o zaman söylemiştim, açık söylüyorum. Dedi ki bir Kılıçdaroğlu, efendim hayvan figürlerinden bilmem ne yapmışlar. Bu bir mizah olur dedi. Allah Allah. Mizah o zaman bu dedi. İşte efendim kaplan çizmişler bilmem ne. Tamam dedim. Çünkü bizde kelimelerin bile ayrımı var. Adamı aslan gibi çizersin, hiç kimse kızmaz. Eşek gibi çizersin, millet kızar. Dedim seni eşek çizsinler, bunu aslan. Madem hayvanlıkta bir şey yok. Şimdi bu onun anayasasına göre kül. Ya nerede konuşuyoruz? İsme bak, Halk TV. Yani korkunç bir şey bu ya. Ben çıldırıyorum bu insanlara ya. Ya böyle bir ahlaksızlık hakkında hala Sayın Cumhurbaşkanımıza sert girmişti. Bunu mu hak etti yani? Ya nereye Barış Arkadaş'ın sesini versin. Ahlaksızsınız. Dinle. Şu aşama. Ya bunların Tayyip Erdoğan'la olan kavgaları. Bu Türkiye'ye yönelik bir tutum değil ki. Tabii. Bunun Tayyip Erdoğan'la olan kavgaları. Türkiye ile ilgili değil. Ulan Bator merkezden konuşuyor çünkü. Nereye aitse Ulan Vallahi, Bator. Senin adaşın var Hikmet. Hikmet Bey, Hikmet abi. Abi diyor küfür tek millet diyor ya. Yani Türkiye'de olmuş, Fransa'da olmuş, şurada olmuş, burada olmuş. Çok fazla bir şey anlam ifade etmiyor diyor. Yani küfür tek millet hakkında. Ya bu kadar. Yani Peygamber Efendimiz'e hakareti
bakma sen Müslüman mahallesinde yaşadıkları için dil uçları da olsa bir kına bak zorunda kadar ya da en kötü ihtimalle sessiz kaldılar. Ama Erdoğan olduğunda dediğin gibi ya, ama Alman'ın Erdoğan da çok ağır yaptı ya, çok ağır söyledi. Olmadı ki böyle falan, hani lütfen böyle yani yapmasın. Ya, tamam Macron ağır söyledi ama hani Merkel ağır söyledi ama ya biz de söylemeseydik ya, şey Erdoğan söylememeliydi. Erdoğan yanlış. Onlar yanlış yaptı ama esas Erdoğan yanlış yaptı. Ya bunların hakikaten yani yok, bu muhalefet veyahut da protest bir tarzda bu açıklanacak bir şey bak, değil. Aslan Taşbaş, bu normal bir şey değil. Yani. Aslan Taşbaş da bir şey söylüyor. Uzun süredir ses soluğu çıkmıyordu. Dış politika muhalefetin en zayıf olduğu alan. Doğru mu diyorsun? Evet ya, doğru hakikaten. Muhalefetten kız CHP zaten. Başka muhalefet tanımıyor bu. HDP için en zayıf olduğu alan değil. Zaten biliyorsun HDP PKK gücü üzerinden dışarıdan falan bayağı bir destek alıyor. Ne yaşansa biz de hükümetin yanındayız diye deklarasyon yayınlıyorlar. Yalancı. İlginç diyor. O zaman insanlar niye muhalefete oyalarsın? Yalancı. Yalancı. Ya hayır, destek vermesine bile tahammül edemiyorlar. Yok. Tamam mı Aslan Taşbaş? Bir şey söyleyeceğim. Bak burada hızlı atladık ama hızlı geçeyim diye söylüyorum. Unutmayalım. Bak burada biz bunlar kimin sözcüsü bunlar? Bak bunlar insanın kanına dokunuyor. Bak burada kanına aynen dokunmak öyle kelimesini kullanıyorum. Kanımıza dokunuyor. Burada bizim kanımıza dokunuyor. Bizim kanımıza dokunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır bugün. Yarın başka bir insan vardır. Benim beğenmediğim, sevdiğim veya sevmediğim başka birisi de olabilir. Olacaktır da bu ülke geleceğini de bilemeyiz. Aynen öyle. Birileri gelecek oraya. Hangi şartlarda olursa olsun ya. Ya Allah rızası için bir günde bir düsturunuz, ilkeniz, bir omurganız olsun ya. Bir günde kendinize bu ülkeye, bu topraklara ait hissedin bir damlaya. Benim Cumhurbaşkanıma hakaret eden, yani dolayısıyla benim ülkeme, bayrağıma, toprağıma hakaret eden, benim seçtiğim Cumhurbaşkanı o. Kim olursa olsun gömerim arkadaş. Bu kadar. Cumhurbaşkanı da kim olursa olsun gene gömerim. Yani bunu bu şekilde görmeniz lazım. Şimdi bu batı kafası, bunları anlattığı bu ahlaksız, toplumu çözülmüş olan, materyalist batı kafasında yorum yapan kişilerin söyledikleri şeylere bak. Peki bunu ben böyle düşünüyorum. Peki bu işte bunların gazeteci bilmem ne aydın entelektüel önderleri böyle düşünüyor tırnak içerisinde. Bunları temsil eden parti, biz burada dün işte yarım ağız Faik Öztrak efendim tabii boykot mütekabiliyet falan dedi mi demedi mi diye konuşuyoruz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapıyor. Ben bugün dibine kadar yazdım. Sonuna kadar dinlemeye çalıştım. Eğer bunlar Fransızlar Türk malı satın almayın diyorlarsa ben de burada bütün milletime sesleniyorum. Siz de Fransız mallarını satın almayın diyor. Bu ülkenin başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok haklı bir boykot. Diyor ki ben de almıyorum o zaman diyor. Bunun karşılığında dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında diyor ki şu o meyanda söylüyor cümle kurabiliyor. 100 tane cümle kurdu çünkü. Şey diyor yani kim takar diyor. Yani boykot yapacakmış da bilmem ne diyor. Abi yani Charles Hebdo diyoruz. Hani Eloğlu diyoruz. Dinsiz donsuz diyoruz. Hakaret ediyor diyoruz. Ben de iade ediyorum her şeyini. İçimizdeki adam diyor ki Fransız'a hak mı bildiriyorsun sen diyor. Sen diyor şuna bak. Yok saraya bak. Klozetlerin altın mı? Değil mi? Şu kadar mı? Şimdi bu da diyor ki dış politikada muhalefette sıkıntı var. Evet var. Bence sıkıntı şurada var. İçeride her şeyi söylüyor. Biz bunun kıymetini bilemedik. İçerideki adamın yaptığı bütün absürt politikayı, dalga geçtiğimiz şeylere biz şükretmesi bilemedik. Onu yazdım ben bugün. Ama dışarıda bir ülkenin milli duruşu, bir ülke menfaati bu ülke sınırı dışına çıktığı zaman, yani dış politikaya girdiğimiz zaman tektir. Yani ben ülkeyi, efendim dış politikada biz kavga ediyoruz ülke olarak. Ülkenin bir idaresi yönetimi var. Arkadaş ben bu idareyi sevmiyorum. Gelin bu ülkeyi girin, dağıtın. Deme diye bir şey yok. O haindir, alçaktır o. O içimizdeki ihanettir o. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi politikasına bak. Ya oturup da burada grup konuşması yapıyorsun. Herkes bekliyor senden bu konuda duyuruş. Ne şeyi var? Charles Hebdo ile ilgili bir ifade açıklama var. Ne Macron'un Türkiye'ye yönelik ağır alçak ithamlarıyla ilgili. Hey Macron, hiçbir şey yok. Demiyor. Ne dönmüş buraya diyor ki ya diyor sen diyor efendim Fransa'da malını boykot etsen ne olacak? Etmesen ne olacak diyor. O Fransa'da kim? Fransa'da yapıyor bakıyor bak gördün mü diyor. Görüyor musun diyor. Bizim gibi Fransızlar da var diyor sizin içinizde. Yani bu hani İngiliz Kemal vardı ya. Bu da Fransız Kemal. Hem ülkesinde Fransız hem de davranışıyla Fransız. Yani bu şimdi düşünebiliyor musun? Batı'nın o kızlık ya işte Wilders, Macron o bu saldıracak.
İçimizdeki siyasetçi dış politika saldırsınlar bana hani doğru yapıyorlar diyecek. Bir o demediği kaldı yani. Muhalefet sorunum var var. Ya sadece muhalefet sorunu yok. Ceyda Karan kim söylemişti onu? O mu söylemiş? Kim? Ali Aslı Aydın Taşbaş. Aslı Aydın Taşbaş söylemiş. Eksik söylemiş. Türkiye'de muhalefet denen bir ulusal güvenlik sorunu var. Güvenlik sorunu var. Yani, muhalefet sadece değil muhalefet değil. Gerçi muhalefet CHP zaman. Türkiye'nin ulusal güvenlik sorunudur. Doğru. HDP dikkat zaten öyle. Lazım. Bir PKK'ya dikkat edeceksin. FETÖ'ye dikkat edeceksin. Hainlere ve alçaklara dikkat edeceksin. Bir de CHP'ye dikkat edeceksin. Oturup da bu kadar büyük saldırı altındayken bu ülkede çıkıp da Macron'a, Wilders denen şaklabanlara bir cümle söyleyemeyip de dönüp de içeride siyaset etmiyorum diyen tipler bu ülkede iktidara yürüyoruz falan diyorlar. Çok büyük tehlike. Aynen öyle. O yüzden bilmemiz lazım. Şimdi tabii bütün bunların kuyruk acıları içeridekilerin ve dışarıdakilerin kuyruk acıları tahmin ediyorum bunların böyle yapmış oldukları komisyonculuktan elde ettikleri gelire ülkenin ket vurması anlayabildiğim kadarıyla. Neyi kastediyorum? Bu zamana kadar içerimizdeki bu montaj endüstrisi ve onun hamileri, en büyükleri ya da dışarıdan üretilen malların Türkiye distribütörlüğünü yapanlar bu işlerden büyük paralar kazanıyorlardı. Askere onu sat, polise bunu sat, jandarmaya şunu yap, bilmem bunu yap falan filan. Dolayısıyla oranın distribütörlüklerinden almış oldukları komisyonlarla abad oluyorlardı zaten. Bunu şeye indirge hikmet, sadece mal satışına değil, işte medyadaysan ya da işte belli başlı köşe başlarını tutmuşsan, yapmış olduğun hamlelerle, yazdığın yazılarla, beyan ettiğin görüşlerle de bu komisyonları devam ettiriyordun zaten. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Türkiye artık kendi kendine öyle veya böyle belirli bir oran bile olsa, sizin beğenmediğiniz bir oran bile olsa kendi kendine yeten bir ülke haline geldi, gelmeye devam ediyor. Kastım örnek olsun diye söylüyorum, İHA ve SİHA'lar. Şimdi evet. Abi böyle bir şey yapıyorsun, hemen mevzu bak buradan okuyacağım. Yani hemen yok dediler ki Kanada'da işte bilmem o onu vermeyecek, bunu vermeyecek. Şimdi bir tane daha Bir Gün gazetesi, Tele1'den pardon. Damadın İHA'larında sertifika karışıklığı falan diyor. Dün de Kanada motorunu vermeyecek falan filan diyorlardı. Şimdi karın ağrıları anlaşılıyor. Çünkü bunların dediğim gibi daha önce Heronlar alındığında ödenen paralara ses çıkartmayanlar bu iş %93 oranında yerli milli olunca ve bunların ağababaları muhtemelen mamalarını verenler, bu da hakaret olsun diye söylemiyorum, bu gazete ve televizyonların besleme basını olduğu buraya fonlayan Amerikalı şirketin açıklamasıyla ortaya çıktı. Bunlar bir hakaret değil, bunlar bir iddia da değil. Evet. Bunlar gerçeğin ta kendisi. Vaka açıklama yani. Yapıldı çünkü vakıf kendisi söyledi, Amerikan vakfı. Evet. Az veriyoruz, biraz daha verelim bunlara ki muhalefeti artırsınlar. Yani malumun ilanı diyorsun. Aynen öyle, bilmem bir şey. Bilmem bir evet. Onlar dünya açıkladı. Yuvarlaktır, bir de bu var. Aynen öyle. Şimdi damadın İHA'larında, Allah Allah, damadın ya, İHA'larında. Selçuk Bayraktar da cevap vermiş buna. Allah'ım ya. Damadın İHA'ları değil, milletin SİHA'ları demiş. Tamam mı? Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de uçacak. Ve değişen hiçbir şey olmayacak. Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek. Semalarımızda hür ve özgür demiş. Tele1'e cevap. Geliyorum. Erk Aceler diye birisi var. Birkaç gündür bu mevzuları yazıyor da üzerine biniyor. Bir Gün gazetesinin yazarı bu da. O zaman diyor şöyle birkaç soru soralım diyor Damat Bey diyor. Milli savunma bütçesi diyor 61 milyar 484 milyon lira oldu. Eğitim Dahil 10 Bakanlığı geçti. Sizin şirketiniz yani Baykar, Libya ve Suriye üzerinden ne kadar para kazanıyor? Bu bütçedeki yeriniz nedir? Ülke bekası dediğiniz şey aslında aile bekanız mıdır falan. Şimdi bak aynı mevzuya dönüyor geliyor. Tamam mı? Macron oradan Erdoğan'a bir laf söylüyor. Türkiye'ye bir laf söylüyor. İçerideki Erdoğan buna cevap veriyor. Faşistsin, ırkçısın diyor. Çünkü bütün Müslümanlara hedef alan aşağılık işler yapıyorsun diyor. Bu da senin ne kadar ırkçı, faşist olduğunu gösterir. Zaten seninle ilgili bir zeka sorunu var diyor. Bunu zaten Fransa'daki medyada söylüyor. Macron'un zeka sorunu olduğunu Fransız medyası da söylüyor. En azından bununla ilgili yorumlar var. İçimizdekiler diyor ki çok ayıp etti. Aynen, çok ayıp etti Macron'u. İkisini birden koyuyor. Aynı mantık. Bak evet, bir cümle söyleyeyim. Erk Acarer'e buradan ifade etmiş olayım. O dönem yazı yazabiliyor muydu? Yaşı müsait mi değil mi bilmiyorum. Tipine ya fotoğrafına baktığınız zaman, profil fotoğrafına baktığınız zaman genç bir arkadaş gibi gözüküyor. Ama madem bu para pul meselelerini iyi araştırıyor. Buradan damadın şirketinden ne kadar para götürdüğünü falan savunma bütçesinden aldığını sorgula, o zaman şunu da sorgulasın. Bak çok iyi niyetli ve hakkaniyetli söylüyorum. Öyle olmadığına inandığım halde söylüyorum. Her onlara biz rakamlar net olmayabilir. Tekrar bakmam gerekebilir.
85 milyon dolar ya da lira, emin değilim, dolar olması lazım. Her bir Heron'a verdiğimiz paraydı. İsrail'e verdiğimiz para. Karşılığında da kumandası oradaydı. Onların göndermiş olduğu, bizim semalarımızda uçuruyoruz, rica ediyoruz buradan uç, parasını vermişiz ha. Uç diyoruz, fotoğraf istiyoruz, göndermiyorlar. Ondan sonra onu başka bir yere gönderdiğimizde yapmıyorlar, etmiyorlar. Buna rağmen 85 milyon para veriyoruz. Bizim kendi İHA'larımız o dönem açıklandı. Bunun 5'te 1, 6'da 1 fiyatını 10 milyon ya da 12 milyon bir şeye mal ediyoruz. Ama buna rağmen niye her onlardan vazgeçti diye soruyorlar. Senin Libya, Suriye, Azerbaycan burada İHA'ların, SİHA'ların elde ettiği başarılarla o game changer diyorsun ya, oyun değiştiren bir hale savaşın yönünü, çatışmanın yönünü değiştirebilecek ve kullanının lehine çevirecek noktaya getirmenin kazancını bu maliyetle niye kıyaslamıyorsun? Kıyaslayamazlar çünkü dertleri, davaları zaten bunların İHA'ların, SİHA'ların maliyetleri değil. Selçuk Bayraktar gibi ondan sonra bir ismin, tırnak içinde söylüyorum, çıkıp bu ülkenin faydasına bir işler becermesi. Ya bu evet. Çünkü çok kendi net. İçlerinden birileri olmuş olsa mesela Galatasaray mezunu atıyorum, sen Benua mezunu, ondan sonra bilmem ne mezunu, oradan bilmem şuradan buradan falan gibilerinden. Buna da kötülediğim için söylemiyorum, ne olur. Yanlış anlaşılmasın, orada okuyanlar şudur budur demiyorum. Ama bunların kafaları, İmam Hatipler, Tuğkaka kötüdür, hiçbir şey yapamazlar. Bu yapacaklar laik çağdaş aydınlanmacılar ancak yapabilir. Mantığıyla güttükleri için ve böyle kategorize ettikleri için kendilerinden, kendi içlerinden çıkmayan, kendi çevrelerinden çıkmayan her şeye karşılar. Aynı mantık, bu yüzü biraz daha hani dini terminolojiye şey yapayım. Hani o dönemde Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğu ilan edilince, kendisine bildirilince, hani Yahudiler çok şey yaptılar ya. Ya işte biz evet biliyorduk peygamber geleceğini ama bizim içimizden çıkmadığı için kabul etmiyoruz diyorlar ya. Birebir belki örnek olmaz ama Selçuk Bayraktar bunların tabir ettikleri çevre içerisinden çıkmış olsalardı yere göğe sığdıramazlardı. Ben bunları şey olarak görüyorum. Demin söylediğimin de arkasındayım. Detaylı bir şekilde anlattım. 48 yaşındaymış. O da şu var. Yani Selçuk Bayraktar veyahut da İHA meselesini görüş nasıl baktığına bağladım. Şimdi adamın ben dediğim gibi yani bütün İHA ve SİHA meselesini anlattım detaylı bir şekilde. Tekrar da istemiyorum. Bütün dünya görüyor tabii şimdi. Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, buradaki ilerlemeler, Batı kaynaklarında sürekli Türkiye'nin hava gücünün SİHA'larla ve dünyada bunu çok az yapan ülkelerden bir tanesi olarak nasıl büyük operasyonlar imza attığı konusunda makaleler var, yazıyorlar. Batı endişeli. Hani we are worried diyor, bilmem ne diyor. I consider diyor, şu diyor, bu diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ve Batı'da bir endişe var. Diyor ki Türkiye dünya çapında operasyon yapabiliyor. Türkiye parmağını soktuğu yerde oyunları bozuyor. Bunu yaptı. Yapmaya devam ediyor. Orada burada üst kurmaya çalışıyor, bilmem ne falan. Bu Türkiye'yi durdurmak lazım. Yani bu Batı'nın bakışı. Durduramadığı zaman da uzaktan sallıyor, hakaret ediyor, bilmem ne yapıyor. Ama şimdi biz bunu dediğim gibi benim gözümde hiçbir itibarı yok tabii. Yani ben ismi Erkmiş, bilmem Acerermiş benim gözümde sadece terör bülteninin bir yazarı. Terör bülteni gibi çıkan, bugün bir teröristleri gazete önceleyen bir gazetemsi bir şeyin yazarı. Bir çizeri bilmem nesi, tanımam etmem. Ama şöyle söyleyeyim yani böyle bir şey var ve ben bunun karşılığını bulacak şekilde bir siyasi propagandaya dönüştüren siyasi şeye bakıyorum, kanada bakıyorum. Yani bunlar bu şekilde çıkar. Bu hep vardı. Yani Anadolu topraklarında hep yaşadık biz bunları. Doğru. Ama yani siyadan rahatsız olacak. Yani bir Eloğlu rahatsız oluyor, bir Türkiye düşmanları rahatsız oluyor, bir de bu Erk rahatsız oluyor. Yani bir efendim Amerika rahatsız oluyor, bir Fransa rahatsız oluyor, bir de bizim Barış arkadaş rahatsız oluyor. Bir bakıyorum buna ortak yönleri nedir kardeşim? Ben kendi teknolojimle meydan okurken dünyaya ve daha da ileri gideceğimi de dünya görürken hadi bütün etraftaki emperyalistler buna rahatsız oluyor. Sen neden rahatsız oluyorsun? Ben muhalifim efendim. Değil efendim. Bunu muhalefetle açıklanacak tarafı yok. Uzaktan yakın harekası yok. Bu ihanettir. Vatana ihanettir. Eğer bir ülke kendi menfaatleri doğrultusunda teknoloji geliştiriyor ve bir şekilde emperyalistlerle mücadele halindeyse ve bütün bunu dünyayı görüyorsa. Bunlar da emperyalizm karşıtı gazete. Ya iki ay geç onlar emperyalist uşaklar, müstemleke çocukları onlar. Onlar uşak, onlara kancayı, boyunlara tasmayı takmış, besleme basın, parayı da bastırmış, satın almış. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'ne de yapıyorlardı bunları. O zamanki Jön Türkler, İttihatçı bilmem ne grubu. Bugün de bu tipler var.
Biraz daha entel dantel tipi. Görüntü değişti. Peki. Ama yapılan itlik aynı itlik. Aynı tasma, ucu da aynı yerde. Bu ara şu şeyi de hatırlatmış olayım. Fazla vaktim kalmadı. Alamayacağım ama ben okudum. Güzel bir yazıydı. Habertürk gazetesinde Güntay Şimşek'in bu Kanadalı şirketin açıklamasıyla. Çünkü onun zaten ortağı bildiğim kadarıyla Almanya'da Türk İHA'larına boya bile vermeyin inlem işaretli yazısında çok net bir şekilde anlatıyor. Kanada'nın o motoru falan, motoru vermeyeceğiz etmeyeceğiz dediği mevzu motorda kullanılan bir pistonmuş. O da kritik bir malzeme değil yani. Bizim otosanayide falan yapıyorlar o pistonları. Abartarak söylüyorum tabii. Bunların hepsinin tedbirleri falan alındı. Kaldı ki diyor yani boyaları da Kanada'dan alınıyordu. İsterseniz onu da vermeyin. Onu da buradan yaparız ederiz gibilerinden. Çok nefis bir arka bir yazı yazmış. Detaylı bir şekilde de anlatmış Güntay Şimşek Habertürk'te. Okumanızı bakmanızı tavsiye ederim. Bağırta bağırta geliyoruz yani. Yani ne alt yersiniz? İster karikatür yap gönder. Bağırta bağırta bu topraklar meydan okuyor kardeşim. Çık karşıma. O kadar bitti ya. Bunlar. Korkuyoruz bunlardan. Şerefsizler. Finali şu Covid'le ilgili yapalım. Çünkü İstanbul'da durum biraz hakikaten kritik. Bugün de Sağlık Bakanı'nın her çarşamba olduğu gibi basın toplantısı var. Rakamları açıklayacak fakat. Bugün toplanıyor mu bilim kurulu? Her çarşamba toplanıyor. Her çarşamba var. Bugün de toplanacak. Yani durumları anlatacak. Çünkü il bazında da şeyler olacak. Açıklamalar olacak. Daha doğrusu il bazında bazı kararların alınma durumları söz konusu olabilir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi İstanbul için de bu söz konusu olabilir. İhtimal dahilinde bunlar. Çünkü hakikaten %50 oranında artmış vaziyette. Evet. Artık her yere falan şey olmaya başladı. Bu gevşediği zaman işler böyle oluyor maalesef. Çok bir de dikkat kış etmek geldi lazım. Yani havalarda soğudu, gribal enfeksiyonlar. Onunla onlarla beraber bazı yani, sıkıntı olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Vakitler. Yani ben de hakikaten sevdiğim birkaç dostum, abim var. Onları da mesela bulaştığını öğrendim. Bir tanesi işte yurt dışında hatta işte Suudi Arabistan'da olan çok sevdiğim bir büyüğüm var. Ona da bulaşmıştı. Tedbir amaçlı falan Medine'de entübe etmişler. Buradan şifalar biliyorum. Eşiyle beraber. Çok dikkat etmek lazım. Bunu hatırlatalım. Bu ara Ekrem İmamoğlu da Covid pozitif çıkmıştı. Hiç gündeme getiremedik. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Dün de videosu vardı. Amerikan Hastanesi'nde yatıyor. Bugün 5. gün. Nerede? Amerikan Hastanesi'nde. Ha. Orada testlerini yaptırmıştı. Sonra orada gözlem altına aldılar. Bugün 5. günü. Dünkü açıklamasına göre 4 gündür hastanedeyim diyordu. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyor. Onu da hatırlatarak bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve günün manşetini burada sonlandıralım. Bu vesileyle hem Merit Kandili'nizi bir kere daha tebrik ediyoruz. Allah bu kandili ülkemize, Müslüman alemine hayırlı kılsın. Nice kandillere sevenlerimizle ve sevdiklerimizle birlikte çıkmayı nasip etsin diyerek. Evet, alemin İslam'a hayırlara vesile olur inşallah. İslam dünyası ağır imtihandan geçiyor. Burada hedef Türkiye var. Rabbim Müslümanlara güç kuvvet versin. Ve ordumuzu mahsur ve muzaffer eylesin. Amin diyelim. Ve günün manşetini bitirelim. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz.